Evet, güne benzin doldurarak başladık. Gitti televizyon, televizyon görsün. Ha, geldi. Sıkılmayın diye de reklamları izliyorsunuz. Çok güzel. Benzinin en ucuz olduğu yer sanırım burası. 2.69 galonu. Yani böyle 25 dolara falan depo dolacak galiba. Şimdi bakalım. 25'i bulur mu? Çok ilginç ya. Chicago'da 5 dolar. 4,5 dolar. Burada 3. 2.69. Bir de değişiyor mesela. Burada 2.69. Daha meydanda böyle 2.80. Bir ilerisi 3.20 falan. Shell falan pahalı mesela. Bu normal herkesin aldı. Exxon diye bir marka. Market şeyi. Bitmedi mi? Ha, kaç? 26. Full neredeyse. Sıfırdı. 10 galon. Güzel. Yola devam. Bugün ne yapıyoruz? Yol üzerinde bir yerde kaldık. Temple diye. Austin'e gideceğiz. Austin, Texas'ın başkenti diye geçiyor sanırım. Dallas diye biliyordum da Austin olmuş. Sonracığıma San Antonio, yani Texas'ın en güzel yerine gideceğiz. Gezeceğiz. Ondan sonra kendimizi deniz tarafına atacağız. Hepsini bugün yapacağız. Let's go! Traditional bir Amerikan kahvaltısı. Amerikalılar böyle kahvaltı yok. Gerçekten böyle ama. Evet, ne demiştik? Austin'in Dome, yani kilisesi diye mi geçiyor acaba? Kiliseden dönme bir belediye binası bence. 1918 miydi? 18'de yapılmış. Yani Austin'de gezilebilecek en turistik yer gibi gözüküyor. Çünkü tarihi. Ya 1900 de çok da tarihi değil aslında. Austin sanayi bölgesi demiştim. Pek bir kültürü yok ama zamanla insanlar vergiden kaçmak için, daha fazla vergi vermemek için vergi cenneti Texas'a gelmiş. Bak, bu abi de silahlı bir abi. Abi sıkacak şimdi. Böyle. Bir şey geliyor. Oha, çok havalı değil mi lan? Adam... Oha, adam bu elini kullanmıyor. Çok iyi. Burada biri bağırıyor. Aa, ilan aşk ediyor. Ne o, evlilik teklifi mi? Evet. Oha, koş önüne. Ben de gireceğim o sahneye. burada mı yani? Bu mudur? Bayağı böyle bağırarak benimle evlenir misin dedi. Evet dedi galiba. Güzel bir ana denk geldik. Garip bisikletli abi. Evlilik teklifi. Aynen. Şurada uyuyan abi, şurada adam bu arada elini kullanmadan bisikletle oraya geldi. Gitar çala çala. Ben şok oldum. Hala da çalıyor yani, hala devam ediyor. Döndü biliyor musun, elini kullanmadan şuradan gelip döndü. Ve umurunda değil, adamın amacı gelip domun önünde bir gitar çalayım bugünlük yani. Dur bir domun önünde gitar çalayım. Geliyorum hanım. Çok iyi ya. Kendi söylemiyor canım. Mızıkası da var ama onu da çalabilir. Adam. Mutlu oldu amicim. Böyle buradan giriyoruz, bakalım ne çıkacak. Polisleri mi bu renk ya? Hızlı, zabıta. Texas polisi. Zabıta da kocaman. Zabıta çünkü. Zabıta. Girelim bakalım ne varmış. Bugün pazar, herkes buraya girmiş büyük ihtimalle. Üf, Tuğçe içeri inanılmaz. Nasıl yani? İnsan kalabalığı. Hi. Do you have a question? Do you, like, we're just wandering around. Is this, like, open? People just walking in? We don't have any idea. We are also wandering around. Okay. I'm not even from here. Yeah, where are you from? From where? Chicago. Same. Are you from Chicago? Where? I'm from Chicago, though. Just I'm living on downtown. Oh, yeah. Are you going back to Chicago today? No. No, we've been here like 3 days. Yeah. Almost 3 days, yeah. We're doing
What is that? What? Group 66? Roads. Oh, what's that? Chicago to California. Oh, like road driving. Yeah. Road trip? Oh, wow. That is cool. Tam başladı. Bir saat kaç? Bir çıkmış. Tura giriyoruz şu an. Abla anlatıyor. Ücretsiz halk turu. Ama biraz sıkıcı gibi duruyor. Biz gidelim. Semnapoli. Buradan girelim ya. Çok tarihe girmeye gerek yok bence. Oo. Süu. Gel yukarı gidelim. Güzel. Aa, şunlar başkanlar değil mi? Bush falan var, baksana. Bak burada Bush var. 95-2000. Başkanlar galiba, yukarı doğru ilerle. Olarak, ne zaman atmadın ya? YouTuber olarak kıskandım ama şu an abi. Bunlar aynen belediye başkanıymış bir dönem buralarda. O zaman George Bush buralı mı? Teksaslıydı. Değil mi? Ya da Teksas'ta mı şeydi başkandı? Bilemedim. John T. Smith. İn odası. Böyle oda hepsinin odaları var. Private, özel. Enter the next door. Şuradan giriliyor. Jenny Morrison. Lozano. Tur buraya geldi. Şu abi İsa'dan bahsediyor. Tur olmadığı zaman Tanrı'nın kitabı falan. Temsilci mi? Bunlar da temsilciler hocam. Texas'ın şeyleri, Halls of Representatives. Texas'ın şeyleri bunlar. İçerisi böyle bir abi kitap okuyor. Oo. Burası meclis lan. Burada oy birliğiyle falan itiraz edilmişti. Hayır. Kabul edenler. Hayır, vatanı bölenmiş. Yok be, politikacı. Ama içerisi bir havalı, bir güzel duruyor. Bence fotoğraf çekmeliyiz. Texas House Representatives Speaker Day falan. Day falan işte. Da, dedem falan işte. Dade falan. Celia is right. Da deden falan. Güzel. Böyle. Koltuklar da rahatmış ha. Güzel. Deden falan. Çocuk. Venezuela yazıyor. Valenzuela'ymış. Soyadı kadın. Yoksa içeride çalışıyorlar bile. Böyle İsrail olan Valenzuela. Evet, haklısın. 61-62 yıl. Aşağı gittikçe de görev süresi uzuyor galiba. Aşağıda 4-5 sene yapıyorlardı. Bunlar eski abiler. Vay be, 1861. Adamın fotoğrafı yok ama çizmişler. Gerçi Bush'u falan da çizmiş, hepsini çizmişler. Aa, çok ilginç aslında. Çizim bunlar. Hepsi 3 yıl, bu abi 1 ay. 17 Haziran, 21... Yok, Temmuz Haziran mı? Cun, Julay, Oğuz. Temmuz Haziran. Haziran, Temmuz. Evet. Ne? Ters söyleyemez mi? Öyle, bu abi hangisi daha temiz yüzü diye düşündük de bu abi ispatladı yani, bu demiştik. Bir ay görev yapmış, çalışır demiş. Aynen. Sen çalışır git oğlum demişler. Sen çalamıyorsun, sen git demişler, almışlar. Bunlar hep bir yıl. Vay be. Evet, valilerin tuvaletine giriyor. Giriliyor mu acaba? Aa, giriliyor. Uf. Normal tuvalet. Burada da var bir olaylar. Sanki böyle dava mava bir şeyler.
yargı dağıtılıyor gibi. Ne yazıyor ki? Bir şey yazmıyor. Böyle, burası devlet işleri. Şurada bir şey. Güzel, tatlı. Farklı, Texas'ın anayasalarının düzenlendiği oda, işte suçluların ceza aldığı oda falan. Bayağı bir şeyler var. Evet, en üst çıkabileceğimiz en üst kat. Buraya dom diyorlar işte, yani böyle kubbe. Daha da gidiliyor bu arada, yangın merdiveni gibi bir şey varmış. Eskiden büyük ihtimal kilise gibi olup işte böyle kilisenin minaresine çıkma tarzı bir şeydi belki. Güzel. Yani çok düşünmüş mü acaba bunu yapar? Ne çizeyim, ne çizeyim demiş adam, bunu çizmiş. Burası normalde bilet falan alma yeri bence. Anayasa kitapları en üstte. Ulaşamayalım diye mi öyle en üstte koymuş? Bu şekilde. Aa, şurada kitaplar. Ama içerideymiş. Vergi rekordları gibi bir şey. Country Clerks'in vergileri gibi. Aşko yapma. Aşko. 2 yıl hapisiyastır şu. Ne olacak ya? Dingmeşi şu an etledin yani 2 yıl. Her yere parmak attığı için biraz geriliyoruz. Delgeç bence. Desktop to perforator salladım. Baskı falan mı? Empty rest box of. Şey, dam mühür. Mühür mü? Tam ne deniyor? Mühür deniyor. Ama şurada zımba. Şu bildiğin zımba değil mi? Evet. O tarz bir şeyler. Mühür ama doğru zımba. Evet. Böyle işte. Bu ne? Ne iş yapacak? Aa, bu şey. Melodika. Bunlardan ses gelmiyor muydu? Öyle bir şeydi çevirince. Check perforator. This electric device was used to cancel check to burst by the set receiver. Machine contributor. Yani hold. Ha, check. Check yazmak için. Buradaki baskı numaraları var ya. Mesela Amerika'daki checklerin üstünde nokta nokta şeyler oluyor. Delikler. Delik gibi değil yani. Bir kod gibi böyle. Hmm. Mesela bir numaranın kodu şu. Anladım. Falan. Onu tek tek basıyorlar. Vay be. Belge işleri 1000 sene önce. David Crockett diye bir abi var mesela. 1786-1836 neymiş? Was born Istinesa. Evlenmiş, gezmiş. Ne olmuş peki? Savaşa girmiş, ölmüş. 6 Mart'ta ölmüş. Yazdın yine 2 yıl önce. Niye Lyon el alemi tablosun Tuç? Acaba şey mi dedim? Gerçek tabii ki. Herhalde bir tablosu. Aha, geliyorlar zaten. Neymiş bu, kim bu? Bu ölmüş, savaşa girmiş. Politikmiş. Politician. Politician. Falan filan. İyi. Güzel. Şu da Meksika ile savaşa giren ordunun bir tablosuymuş. Bu şekilde kararlar alıp Meksika ile savaşa girmişler güya. 15 dakikada bir, evet. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, iyiymiş ha. Vay be. Peki niye bu kadar saklamışlar yani? Ben böyle bir şey olduğunu zannettim. Islak da diyor, belliydi bir şey oldu. Bir tek orada mı var? Evet. Hmm. Devam. Gelip gittik hala böyle. Bir İsrail protesto olayları bir şeyleri var ya. Aa, orada valla. Bulduk.
Aynen, İsrail toplaşması. Neden acaba? Ne yazıyor? Bring them home now. Ha, İsrail'leri Amerika'ya alın tarzı bir şey mi? Hamas, ISIS, İran yazmış. Eşittir, eşittir, eşittir. Hamas, eşittir, ISIS, eşittir, İran. İsrail toplaşması. Böyleymiş ama. San Antonio'dayız. Biraz değişik Meksika bahari. Self parking diyor. $15 diyor public. Çok ya. Çok. San Antonio bütün downtown yani merkez koca bir park alanı. Ancak fiyatlar dehşet. Bir saati $25, $30 falan. Biz de park şeyi arıyoruz şu an. Ya millet çatır çutur bırakıyor ama yani görüyorsunuz. Downtown tarihi, arabayı bırakıp 3-4 saat geziyorlar. Biz de öyle bir şey yapacağız ama. Bakalım. Evet, İspanya dokusu, İspanya bayrağı. Kilisemiz şu arkada. Buralarda takılmaca. Bak bu abiler, ablalar, teyzeler yani. Şey, burada Amish dedikleri, teknolojiden uzak. Abiler. Evet, burası Alamo diye geçiyor. Eski tarihi bir kilise. Kale. Eskiden zaten kiliseleri savaş zamanı böyle kale olarak kullanıyorlarmış. Bütün halk içine giriyormuş. Bu da bayağı eski tarihi bir şey. Şimdi girip dolaşacağız. Girişi böyle. Fotoğraf çekiyor birileriyle. Evet. Şimdi bizden mi $20 ister kahve? Abimiz buranın eski askerlerinden, İspanyol askeri. Buradan giriliyor içeri kilisenin. Keşke kilise arkadakiydi ya. Bunlar. Alabalık. Alamo'nun alabalık. Gel. Ne yapıyorlar acaba? Bunlar işçi kovboy. Evet. Sanki bunun yerlileri gibi. Evet. Hay. Oha, kabağı var. Su şişesi, mataraz. Zilahı var, zilahı. Güzel. Gift shop'a girmeyelim, şuraya girelim. Gel, entrance yazıyor. Gift shop'u herhalde no kilise gibi yapmış. No entrance. O zaman arka. Burası kilise. Kilise girişi de sol taraf. Tamam, oradan girelim. Tuğçe'ye diyorsun. Tuğçe'yle birbirimize baktık ve quarterlı. Aa, 50 euro falan var. Şey, 5 euro. Tuğçe. Ama hep dime atmışlar. Dime var yani. 1 tane. Yo, şu quarterları 4 tanesini alsan $1. Biz az zorlasak lastikleri değişir. Evet, bu ağaç 1812'de dikilmemiş ya. 1812'de geçen savaşa adam. Gerçi dikilmiş de olabilir. Doğru diyorsun. Dikilmiştir ya. Ona hitaben dikilip büyütülmüş bir ağaç. Bu arada 1812 Amerika-Meksika Savaşı, yani Texas'ın Amerika topraklarına geçme zamanı. Amerika kazanıyor, Texas'ı alıyor. Bu insanlar Meksikalı burada ama Amerikalı oluyor. Bunlar senin bir şey değil o zaman. Ama topraklarını alıyorlar. Şöyle düşün. Biz Türkiye'yiz. Avrupa geliyor bir anda, Fransa bizi alıyor. Biz de diyoruz ki o Avrupa Birliği'ne girdik der miyiz? Demeyiz. Bunlar da aynı hesap. Ben seni çekebilirim istiyorsan. Olur mu? Olabilir. O zaman telefonla. Fotoğrafını çekeyim mi dedi, size satacak abi o ya. Anlayın ya. Çekin hadi, tamam. Böyle. Vay, wow, girdik. Tuğçe, nereye geldik? Evet. Bayağı eski. İçeride bir şey, havasızlık var. Eski kokuyor. Eski kokuyor. Bak, yazmışlar zaten.
1836 savaş. Onun öncesi Church de gördüm. Bir yerde Church çözdüm. 1847-1892 Main Hall. Analizi. Tarihi. Yılı yazmıyor. İlginçtir. Burada savaşta ölenlerin isimleri falan. Kroki. Not here. Okay, I didn't see any sign this way. Okay, yeah. İçerisi böyleydi, video yasak falan dedi amca. Ama devam ki. Nasıl tarihi bir doku? Okay ya. Yani. Okay. Okay. Bu da çakması galiba. Video. Evet, Amerikalı abimiz. Burada da yine Emily West Morgan. Bunlar Amerikalı abiler. Texas'ı şey yapan, alan eski kovboylar. New Haven nereye ya? Ne? Penn Hospital. Oha. Hospital'a bak. İmkanı bol olan bir yer. Vine. Şarap. Vine yazıyor şimdi. Kaç saat daha oldu. Evet. Bayağı ilerlemişler ya. Millstone. Millstone neydi ya? Bu tekrar ben. Flour, corn. Ha, bunda mısırla şey. Tamam ya, bu şeydi, dönen şeydi bu. O dönemden kalma şeyler. Bak, eski o zamanki harita. Amerika, Meksika, Texas. Şuraya şeyler dalıyor, Kızılderililer. Comanche dediği bir savaşçı, bildiğin Kızılderili. Onları sürmüşler. Şuradan Apache'ler falan. Ondan sonra Amerika toplamış. Güzel taktik. İngiliz, Fransa, Hollandalı bile gelmiş. O dönem Fransa diye geçiyor. Amerika tarafı. Aşağısı da İspanya. 1730-80 arası. Ne Kızılderililer İspanyollarla falan kapışıyor. Apache. Çok iyi. Aa, top. Ve kazı. Ya girelim bir daha. Alamam. Amma river'mış be. Gölde, ne akıyor arkadaş? Boğulcan çocuk aç. River walk, yani nehir yolu diye bir yol var. Sanırım şöyle gidiyor. Tam burası değil ya. Gel girelim bir AVM'ye ya. Aa, şunlar tatlı gözüküyor. Aha, abla Türk. Harbi nazar boncuklu. Nereden biliyorum? Nasıl nereden? Ve niye kimse hiçbir şey yapmıyor burada? Geçilmiyor mu? Normalde böyle kelepçeler şeylerle, kilitlerle kilitleyince sonsuza kadar, sonsuza kadar aşkınız muhabbet devam edecek muhabbet. Aynen de o bir tane gönül falan ucuna yapılmıyor. Her yere yapılıyor. Her yere yapılıyor. Hayat. Otelin şeyi bu ya. Hayat otel. Devlet. Hayat aşağıdaymış. Adamın kafasında şey, it's not a small, small but cute. Kafalarına kese kağıdı geçirip yazı yazmış arkadaşları. Sevgilisi yazmış büyük ihtimal. Küçük de değil ama tatlı. Böyle. Millet buralardaymış.
suya düşeceksin. Güzel. Mariachi. Yıllardır duymuyorduk. Diye diye zaten nefes kaldı. San Antonio'ymuş. San Antonio mu? Buranın şeyi. Erkek yani. Kitabın üstünde. Oha, burada da Budist var. Budist. Budist. Bu abi de burada yıldıza bakıyor, bu abla pardon. Öyle. Hakikaten güzelmiş ama ya. Bayağı güzel. Vallahi bizi atarlar suya. Sus Tuğçe, ne olur. Gelin tatlış gelin. Welcome to San Antonio, thank you for visiting. You too. Güzelmiş San Antonio. Oy. Abi gitti. Adam çikolatayı kürekle donduruyor. Bu abla burada. Hi guys, welcome. Nasıl dondurmacı değil ya? Yo, dondurma da var. Şu en sonda. Bayağı çikolata ağır, böyle şey kokuyor. Enerji kokuyor. Ice cream line. Ne diyorsun? İçler gömülür diyor. Toppings, waffle cone. Waffle cone 8 dolar. Ne diyorsun? Yemek yiyelim diyorum ya. İstiyorsan al da. Emin misin? Yuh. Yuh. İçerisi var ya, savaş alanı. 3 tane menü var. En büyük menüsü şöyle, 9.15. Mergi 10 dolardı. Hızır hızır lan. Hey. Sos vermiş. Sos mu? Buranın özel bir sosu var. O zaman istesene sen o zaman. Var mı acaba altında? Neyse, burası in and out diye geçiyor. Şöyle bir yer. 3 tane menüsü var sadece. 2 etli, tek etli, bir de peynir cheeseburger olan. Bir de böyle patates, sınırsız içecek. Çok iyi, herkes buradan yiyor. In and out. Ve Chicago'da falan yok galiba. Kaliforniya'da, bir de Texas'ta var. Fazla yerde yok. McDonald's bildi. Çok iyi değil mi? Tırcıların istasyonu. Abi açmış bir şeyler yapıyor. Mola verdik, 1,5 saat kaldı. Gideceğiz inşallah.